Merhaba arkadaşlar, ondalık gösterim videolarımızın beşincisiyle karşınızdayız. Daha önce kesirleri ondalık gösterim olarak ifade etmeyi öğrenmiştik. Bu videomuzda ise tam tersini yapacağız. Ondalık gösterimleri kesir olarak ifade etmeyi öğreneceğiz. Önceki 4 videomuzu izleyerek bu videoyu izlerseniz daha faydalı olur sizin için. Yukarıdaki metnimize bakalım, orada ne diyor bize? Önce bir onu okuyalım. 0 tam 10'da 4 ondalık gösterimini modelleyelim ve kesir olarak yazalım. Bakalım. Evet, modelimiz budur. Bir bütün 10 eş parçaya ayrılmış ve 4'ü boyanmış. Bunu önce ondalık gösterimini yazalım. 0 tam 10'da 4 şeklinde yazıyoruz. Bunu kesir olarak nasıl ifade ederiz? Modelimize de gördüğümüz gibi 10 eş parçaya ayrılıp 4'ü boyandığına göre buna ne diyebiliriz biz? 10'da 4 diyebiliriz. Çünkü herhangi bir tam yok. Zaten tam kısmında görüyoruz. Sıfır var. O zaman tam kısmına, yani kesir çizgisinin önüne herhangi bir rakam yazmamız gerekmiyor. Gördüğümüz gibi şimdi kesirleri ondalık gösterime çevirirken hatırlayalım. Payda 10'da, yani bir sıfır varsa virgülden sonra bir rakam yazılıyordu. Burada da tam tersini düşüneceğiz. Virgülden sonra bir rakam varsa paydaya 10 yazacağız. Zaten pay kısmı da o virgülden sonraki rakam olacak şekilde yazıyoruz. Evet, devam edelim. 5 tam 10'da 3 ondalık gösterimini modelleyelim ve kesir olarak yazalım. Bakalım modeline önce nasıl gösterilmiş. Gördüğümüz gibi 5 tane yuvarlağımız var. Burada dairemiz var. 5 tamımız var. Bir de ne var? 10'da 3. Bir tam, yani bir daire 10 eş parçaya bölünmüş ve 3 tanesi boyanmış. Bunu kesir olarak nasıl ifade edebiliriz? Önce ondalık gösterimini yazalım. 5 tam 10'da 3 eşittir. Bu defa bir tam var burada, gördüğümüz gibi 5 tane tam var. O zaman ne yazacağız? Buraya tam kısmına 5 yazacağız. 5 tam. Kesir kısmına ne yazacağız? 10 eş parçaya ayrılmış ve bunlardan 3'ü boyanmış, gördüğümüz gibi. Virgülden sonra bir rakam var. O zaman altına ne yazmamız gerekiyor bizim? 10 yazmamız gerekiyor payda kısmına. Pay kısmına ise virgülden sonraki rakam neyse onu yazıyoruz. 3 yazıyoruz ve 5 tam 10'da 3 diye de bunu okuyoruz. Aşağıdaki ondalık gösterimleri kesir olarak yazalım. Şimdi kesir olarak nasıl yazacağız? Bakalım. Birinci ondalık gösterimimize bakalım. 8 tam 10'da 4. Şimdi burada bir tam var. O zaman ne yapacağız? 8'i yazacağız tam kısmına. 8 tam 10'da 4 diyor. Zaten aslında anlaşılıyor ama yine de şunu ifade edelim. Virgülden sonra bir rakam olduğuna göre altına yazacağız. 10 payda kısmına. Virgülden sonra 4 var. O zaman pay kısmına da 4 yazacağız. 18 tam 1000'de 413. Burada tam kısmına 18 yazacağız. 18 tam 1000'de 413 diyor. Zaten okurken bunu söylüyoruz, anlaşılıyor ama yine ifade edelim. 413 3 rakamlı olduğuna göre o zaman buraya ne yazacağız? 1000 yazacağız. Çünkü paydadaki rakamda 3 tane 0 olması gerekiyor. Gördüğümüz gibi 1000'de de 3 0 var. Üste ne yazacağız? 413. 245 tam %8. Önce ne yapalım? 245'i yazalım. 245 tam %8 diyoruz. O zaman alta ne yazacağız? 100. Üste ne yazacağız? 8 yazacağız. Önüne 0 yazmamız gerekmiyor. 27 tam 1000'de 9. 27 tam 1000'de 9 dediğine göre payda kısmına 1000 yazacağız. Pay kısmına da 9 yazacağız. 0 tam %7. Tam kısmına 0 yazmaya gerek yoktu. Pardon, onu yazmamıza gerek yok. Sadece %7 yazabiliriz. Paydaya 100, paya ise 7 yazabiliriz. Evet, %7 olarak da bunu okuruz. Bugünkü dersimizi burada sonlandırıyoruz. Eğer yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine tıklamayı unutmayınız. Eğer önceki videoları izlemek isterseniz, bundan önce başlamadan önce diğer videoları izlemek isterseniz üste çıkacak olan i harfine tıklayabilirsiniz ya da açıklamalı kısmına bırakacağım linkten o videolara ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.